Hem idari hem adli suç içeriyor. Yine Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi ve yine politize olmuş kurumun vahim derecedeki işlevsizlikte geldiği nokta. Sanırsınız ki krizlerin mabedi. Ne yazık ki öyle. Bir türlü sağlıklı bir yönetim ve sağlıklı bir hizmet kurumu olmadı. Görünen o ki olmayacak gibi. İşte son gündemleşen başhekimle hastane doktorları arasındaki çekişme mevzusu. Hadisenin neresinden bakılırsa bakılsın yazıklar olsun dedirtiyor. Hem idari hem de adli yönden suç teşkil ediciliğin ötesinde vahim bir sağlık skandalı zincirini bünyesinde barındırıyor. Dile kolay bir cephede vekil başhekimlikle yönetilen hastanenin başhekimi Süleyman Öden. Diğer bir cephede ise hastanenin kulak burun boğaz hekimleri. İki tarafta birbirlerini ürküten bir şekilde ithamdan öteye suçlamaktadır. Açık ve aleni bir şekilde kamuoyu önünde bunu yapmaktadırlar. Şöyle ki, 2 hafta önce hastanede kulak burun boğaz ameliyatlarının yapılmaması yönünde karar alındı. Ameliyathaneler kapatıldı. Vaka idari bir tasarruf olarak ilk etapta algılandı. Bakım onarım yenileme diye. Lakin hiç de öyle değilmiş. Ne zaman ki hasta şikayetleri yoğunlaşınca konunun da basına yansımasıyla mevzu bir anda neşterlik ve akan kirli irinle gündem oldu. Akabinde de suçlamalar peşi sıra geldi. Önce kulak burun boğaz hekimleri konuştu. İdareyi sağlık faaliyetlerini kısıtlamakla suçlayıp şu savunmayı yaptılar. İdare kulak burun boğaz hekimlerine mobbing uyguluyor. Sözleşmeleri aykırı hareket ediyor. İlçelerde görevlendirme yapıyor. Ameliyathaneler kapalı. İşlem yapamıyoruz. Vekil başhekim Öden'in kendisine yönelik ithamlara dair savunmasına gelince o daha bir korkunç şekilde gözünü yumup ağzını açarak zehir zemberek beyanlarda bulundu. Bazı kulak burun boğaz hekimlerini rantçılıkla suçladı. Öden'in dedikleri. Bu arkadaşlar estetik ameliyat dışında kimseye bakmıyorlar. Silvan'dan gelen gariban insanın ne suçu var? Bir yıldır kulak akıntısı çeken insanı muayene bile etmiyorlar. Çünkü parası yok. Öden suçlamalarına devam ediyor. Vatandaş aylardır polikliniklerde randevu bulamıyor. Uzun süredir bekleyen vatandaşlarımız vardı. Bu nedenle ameliyatları bir hafta erteledik. Kaldı ki bu ameliyatlar çok acil ameliyatlar değil. Acil ameliyatlar zaten yapılıyor. Ve ekliyor. Bu arkadaşların fazla ses çıkarmasının nedeni birçoğu estetik için peşin para aldı. Şimdi bu ameliyatları yapamazlarsa hastalarla karşı karşıya gelecekler. Çünkü para veren adam sorgular. Bunların derdi para aldıkları kişiyle sorun yaşamamak. Öden kulak burun boğaz hekimlerine yönelik suçlamalarında bir de polisi operasyonel faaliyetten de söz ediyor. Diyor ki bu durumu defalarca polise bildirdik. Kaç defa operasyon yaptılar. Ama o kadar profesyoneller ki yakalanmıyorlar. Bazıları para parayı sekretere veriyorlar. Parasız hiçbir işlem yapmıyorlar. Bunların derdi başka. Bundan sonra mevcut durum nasıl bir seyir alır ya da alacak bilmem. Çünkü kurumsal işleyişte meçhuliyet patentine sahip Gazi Yaşargil. Nice hadiseler, nice suçüstüler, nice sağlık skandalları vuku buldu ama hiçbirine yönelik somut, fiili bir işlem yapılmadı. Ki bu mesele hem idari hem de adli yönü olan bu mevzu. Aslında buzdağının görünen yüzünü içermektedir. Arkası devasa. Bir deşilirse çok şey çıkar ama nerede o irade ve idare? Kaldı ki kulak burun boğaz hastalarını suçlayan Öden'in de bir yakınına estetik ameliyatı yaptığı ancak işlemlerden kodları değiştirdiğine dair basına haberler yansıdı. Yani taraflar açısından tencere dibin kara, seninki benden kara misali. Diyeceksiniz ki sağlığın sağlıklı işleyişi için atılması gereken adımlar var. Öncelikle kurumu politize olmuşluktan kurtarmak, rant çarkının önüne geçmek, siyasi nüfuzlara dur demek, ehil ve liyakat sahibi kişilere idari koltuğu teslim etmek. Peki bu mümkün mü? İşte orası çok ama çok zor. Çünkü rant çarkı bildiğini okuyor. HEBES'i araştırması. HEBES'i araştırma, Ağustos ayında 6100 seçmenle yüz yüze yaptığını belirttiği genel seçim anketinin sonucunu açıkladı. Ankete göre Yeniden Refah Partisi oylarını artırırken İYİ Parti'de ise erime devam ediyor. Kararsızların oranı ise %8,1. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle. AK Parti %33,9, CHP %21,7, MHP %9,8, Yeşil Sol Parti %8, İYİ Parti %6,7, Yeniden Refah Partisi %4, Zafer Partisi %2,3, TİP %2,1, diğer %3,4, kararsız %8,1. Günün sözü, Diyarbakır'ımıza özgü sözdür. Mal bozuksa mal müdürü neylesin? Görüşü önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. ömerbüyüktimur@otman.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter @ömerbüyüktimur